Hürmetler, saygılar, selamlar. Nasipse inşallah sizlerle olacağız. Duruma göre 1,5-2 saat veya 3 saat belli olmaz. Evet. Şimdi dün bir hanımefendiyle konuştuk. Hindistanlı, Londra'da yaşıyor. 6 ay önce ben aradım, dedi ki bende pangastrit var. İyileşmeyen, Helicobacter pylori'ne sebep oldu. Birçok ilaç kullandım, fayda etmiyor. Annemde Alzheimer hastalığı var. Eğer iyi olursan, faydasını görürsek sizin ürünleri İngiltere'de ve Hindistan'da bayilik düşünüyoruz. Bayilik sonraki iş. Önce kullanın, etkisini görün, tedavi olun, bakalım dedim. 2 aydır bizim ürünleri kullanıyorlar. Çok memnun kalmış. Kendisindeki rahatsızlığı tamamen geçmiş. Annesi de %90 iyileşmiş. O nedenle bazı kafasına takılan soruları sormak için bize geldi. Adı neydi? Zangati Zahi Akademi, British Academy of Membrane, yani beyin hafıza ile ilgili. Evet, bu gördüğünüz mastik gam damla sakızı. Damla sakızının birleşiminde tabii ki biz özel bir ürün ürettik. Bu gastrit, ülser, reflü, mide kanseri, 12 parmak bağırsağı ülseri, kolon kanseri. Klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Hepsi belge bilgiye dayanıyor. Evet. Çalışmalar mevcut zaten. 12 parmak bağırsağı iltihaplanması ülserine karşı Profesör El Habal ve ekibi Musulken eskiden 1984'te şimdi Amerika orayı tahrip etmeden önce yapılan bir araştırmada 12 parmak dudunu ittiniz. 12 parmak iltihaplanması ve ülserini iyileştirmiştir. Damla sakız. Nöttingen Üniversitesi'nden Profesör Doktor Huvez ve ekibi gastriti iyileştirmiştir. Pangastrit, antral gastrit, her türlü gastrit. Güney Kore Dongkong Üniversitesi'nden Profesör Kim Rö Lee, 3 ayrı profesör, 3 ayrı ekip, mide kanserini tedavi etmişlerdir, mide kanserini. Güney Kore Dongkong Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kim, Profesör Rö, Profesör Lee, mide kanserini tedavi etmişler. 2007 yılında Asterios Theodoros Zergentinianis falan. Bunlar da kolesterol ve kan şekerini, yani diyabeti, karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit düşürmüşler, karaciğer yağlanmasını ve diyabeti tedavi etmişler. Profesör Doktor Dabos ve ekibi Atina Üniversitesi'nden mide ağrısı, mide yanmasını tedavi etmişlerdir. Kaliaro ve ekibi Crohn hastalığı, Atina Üniversitesi'nden Crohn hastalığı, ülseratif kolit, kolit gibi rahatsızları tedavi etmişler. Efendim, Miami Üniversitesi, Selanik Üniversitesi, Atina Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler. Daha birçok ayrıntı var. Pistasia Latincesi Lentiscus. İsteyen bakabilir PubMed'den. Gökçek söyledi, bitti gitti yok. Evet, burada yapılan araştırmalarda her türlü enfeksiyona karşı enflamator, enfeksiyon önleyici, mikrobik olmayan yangınlara enflamator denir, mikrobik. Efendim, oksidatif stresi önler. PubMed'de çok ayrıntılı bilgi var. Takriben 1196
çalışma var bununla ilgili. Ama biz ne yaptık? Mastik gam kapsülü, şurubu ve macun ürettik. Üç çeşit ürün mideyle. Gastrit, ülser, 12 parmak bağırsağı ülseri, iltihabı, mide kanseri, kolon kanseri. Şimdi bizim bu üretmiş olduğumuz kapsül sadece mastik gam ekstraktı içermez. Mercan köz ekstraktı, tıbbi nane ekstraktı, papatya ekstraktı, akgünlük, bosveliye zerreta ekstraktı, sinilot ekstraktı, metil, sulfonul metan, bor, çinko, kitre, magnezyum vesaire için mükemmel bir ürün ürettik. Bazıları diyor ki, ben damla sakızı macunu kullansam nasıl olur? Şimdi ballı olduğu için bağırsağında kandida olanlar kullanamaz. Ama kandida olmayanlar kullanabilir. Sorun yok. Teşekkürler beyefendi. Ya, sağ olasın. Ya, kandida olanlar, bağırsağında kandida olanlar damla sakızı macunu kullanamaz. Ama kandida sorunu olmayanlar kullanabilir. Bu ise şurup. Hurma şurubu karışımlı, tadı aromatik, güzel. Yani hurma şurubu glisemik endeksi düşük olduğu için şeker hastaları da kullanabilir. Sorun değil. Hurma şurubu. Bu da mastik gamın kapsül yutamayanlar için sıvı. Yaşlı ve çocuklar için. Evet. Böyle mükemmel bir ürün ürettik. Hanımefendi iki ayda hiçbir, yıllardır ağrısı, acısı, sorunları olan hanımefendi hiçbir şeye kalmamış. Evet. İyileşmiş. İyileştiğine sevindik.